Atatürk'ün cephede abdest aldığı tas ve daha niceleri. Müzede yer alan diğer materyaller. Savaş tarihi Kütahya'da yatıyor. Kütahya Muharip Gaziler Derneği'ndeki özel müzede tarihi savaşların Kütahya cephesinde kullanılan materyaller bulunuyor. Başta Atatürk'ün cephede abdest aldığı tas olmak üzere savaş döneminden kalan eşyalar hakkında konuşan dernek başkan yardımcısı Yaşar Saygılı, "Tarihle iç içe olmak, gerçeğin ta kendisini görmek isteyenler derneğimizi ziyaret edebilirler," dedi. Müzede yer alan diğer materyaller. Koleksiyonda bulunan diğer araç gereçlerden söz eden Yaşar Saygılı, "Derneğimizin materyalleri içerisinde bizzat savaşta kullanılan, 100 yılı aşkın süredir saklanan ve Türklerle Yunanların savaş cephesinden alınan materyaller var. Özellikle Yunanların 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nde cephede yediği son konserve kutu da elimizde. Dumlupınar hattında tespit ettik. Yine top mermisinin parçaları, nallar, şarapnel parçaları, Yunan makineli tüfek mermisi ve Osmanlı mermileri. Osmanlı mermilerinin ayırıcı özelliği ise şu: mühimmat yetersizliği nedeniyle çoğu zaman camilerdeki kurşunlar eritilerek barut olarak doldurulup tekrar cepheye gönderiliyor. Yunanların kullandığı, Türk askerlerinin cephelerine geçmemesi için kullandığı teller de burada. Cephede haberleşmek için bizim askerlerimizin kullandığı haberleşme cihazları ve top mermileri derneğimizin özel müzesinde saklanıyor. Bizim elimizdeki mühimmat bildiğiniz üzere Sevr Anlaşması öncesinde elimizden alındı. Alınmasından dolayı kendi mücadelemizle, kendi gayretimizle bu mühimmatları üretmek zorunda kaldık. Bunun sonucunda yoktan var olduk diyebiliriz. İşte bu önemiyle birlikte bu eşyaları burada saklıyoruz. Tarihin kendisi budur. Tarihle iç içe olmak isteyen vatandaşlarımız derneğimize gelip bunları görebilirler," şeklinde konuştu. 1920-1922 arasında Kütahya'da gerçekleşen Kütahya, Eskişehir, Gediz muharebeleri gibi savaşlardan kalan önemli materyaller Kütahya Muharip Gaziler Derneği'nin özel koleksiyonunda sergileniyor. Savaşların Kütahya cephelerinden toplanan bu materyaller adeta savaş tarihine ışık tutuyor. Başta Atatürk'ün cephede abdest aldığı tas olmak üzere dernekte bulunan materyaller hakkında konuşan Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Yaşar Saygılı, "Bu mühimmatların çoğu cephe hattından çıktı. Kendimiz bizzat izinlerle birlikte gidip aldık. Bazen de bulan çobanlarımız bizlere teslim ettiler. Biz de saklayacağımızı ve derneğimizin özel koleksiyonunda sergileyeceğimizi onlara ilettik." Kütahya Eskişehir Savaşları, Gediz Muharebeleri ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri gibi Kütahya'da 1920 ve 1922 arasında gerçekleşen savaş macerası içinde kullanılan materyaller bunlar, dedi. Atatürk'ün abdest aldığı tasın hikayesi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yaşar Saygılı, "Kütahya Muharip Gaziler Derneği'ndeki müzemizde önemli materyaller var. Bunların en önemlilerinden biri Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın kendisinin de bizzat kullandığı Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Polatlı'nın bir köyünden bizzat derneğimize getirdiğimiz abdest aldığı tas. Bu tasın en önemli özelliklerinden bir tanesi Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Mustafa Kemal Paşa bu köye geliyor. Nisan 1921'de orada Ahmet Çavuş'la karşılaşıyor. Daha önceden Çanakkale'de birlikte görev yaptıklarından dolayı sarılıp kucaklaşıyorlar. Mustafa Kemal Paşa Ahmet Çavuş'a özellikle bölgeyle ilgili durumun daha iyi bir şekilde idare edilmesi, halkın ihtiyaçlarının karşılanması, Yunanlar tarafından fazla zarar görmemesi için önemli görevler veriyor. Tabii o ara cepheden geldiği için Mustafa Kemal Atatürk elini yüzünü yıkayıp abdest almak istiyor. Ahmet Çavuş'a diyor ki, "Cepheden geldik, tozluyuz. Elimizi yüzümüzü yıkayalım." Ahmet Çavuş da, "Kızım Fatma, hemen içeriye git. Paşamızın elini yıkaması için su ve tas getir," diyor. O da getiriyor. O tasla birlikte paşamıza suyu Fatma Nene kendi elleriyle döküyor. Tabii Fatma Nene o tarihte 11-12 yaşlarında bir kız çocuğu. Sonrasında Atatürk cepheye dönüyor ve köylerdeki insanların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi için Ahmet Çavuş'a görev veriyor. Askerler için cepheye yemek taşıyan Fatma Nine,
Askerlik için yoğurt çaldık, ayran götürdük, ekmek götürdük. Bizim askerlerimiz gavur çıksın gitsin diye hep dua ettik. Başka çaremiz de yoktu diyor. Biz OTAS'ı gururla ve onurla derneğimizin baş köşesinde sergiliyoruz ifadelerini kullandı. Kütahya Muharip Gaziler Derneğimizin müzemizde önemli materyaller vardır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın kendisinin de bizzat kullandığı Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Polatlı'nın Evliya Fakir Köyü'nden bizzat derneğimize getirdiğimiz abdest aldı tas. Bu tasın en önemli özelliğinden bir tanesi Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Mustafa Kemal Paşa Evliya Fakir Köyü'ne gidiyor. Nisan 1921'de. Orada Ahmet Çavuş'la beraber karşılaşıyor. Ahmet Çavuş'a ziyaretine geldiğinde Ahmet Çavuş Mustafa Kemal Paşa'yı görüyor ve kucaklaşıyorlar. Çünkü daha önceden beraber Çanakkale'de de görev yaptıkları sırada. Ahmet Çavuş da Mustafa Kemal Paşa özellikle bölgeyle ilgili durumun daha iyi şekilde idare etmesi, halkın iaşelerinin karşılanması, Yunanlılar tarafından fazla zarar görmemesi için de önemli görevler veriyor. Tabii ki bu arada da cepheden geldiği için Mustafa Kemal Paşa elini yüzünü yıkayıp abdest almak istiyor. Ve Ahmet Çavuş'a diyor ki, Ahmet Çavuş cepheden geldik biliyorsunuz, tozluyuz. Elimizi yüzümüzü yıkayalım diyerek tabii Ahmet Çavuş da diyor ki, kızım Fatma hemen içeri git. Elini yüzünü yıkamak için tas ve su getir diyor. Hemen Mustafa Kemal Paşa'nın elini yüzünü yıkamak, abdest almak için içeriden tas ve suyu getiriyor. Ve Mustafa Kemal Paşa Fatma Nine kendi eliyle döküyor. O tarihlerde Fatma Nine 10-12 yaşlarında bir kız. Evet, derneğimizin diğer materyalleri içerisinde bizzat savaşta kullanılan 100 yıla aşkın bir cephe hattında Yunanlılar ve Türklerin savaş cephesindeki mühimmatları var. Gördüğünüz mühimmatlar da cephede özellikle Yunanlıların son konserve yediği kutu. Bakın 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nde son konserve yediği kutuyu Dumlupınar hattında tespit ettik. Yine top mermisinin materyal parçaları, nallar, öküz nalları, gördüğünüz gibi şarapnel parçaları, top tapası, Yunan makinalı tüfek mermisi, Osmanlı mermileri, özellikle Osmanlı mermilerinde bu özelliği şu, Osmanlı mermilerinde tabi mühimmat sıkıntısı olduğu için çoğu zaman camilerdeki kurşunlar eritilerek tekrar barut olarak doldurup tekrar cepheye gönderilen mühimmatlarla dolu. Gördüğünüz gibi tel özellikle Yunanlıların kullandığı, biz Türk askerlerinin geçmemesi için cephe hattına yaydıkları tellerin bir örneği. Yine haberleşme için bizim askerlerimizin kullandığı haberleşme cihazları ve top mermileri, diğer parçalar ve mühimmatlar derneğimizin özel müzesinde saklı. Derneğimize her zaman bekliyoruz. Tarihle iç içe olmak isteyenler, tarihi yaşamak isteyenler derneğimize gelerek bizzat kendileri ziyaret ederek dilimizden döndüğünce kendimize anlatacak şekilde milli mücadeleyi anlatmaya elimizden geldiğince çaba göstereceğiz inşallah. Peki nerelerden çıktı bunlar? Bu mühimmatların çoğu cephe hattından kendimiz bizzat izinlerimizle beraber gidip aldık. Ve bize bulan çobanlarımız falan bizlere teslim ettiler. Biz de tabii derneğimizde saklayacağımızı ve derneğimizin özel koleksiyonu içerisinde olacağını kendilerine söyledik ve kırmadılar. Bizlere elindeki mermidir, çekirdektir gibi demir parçalarını bizlere teslim ettiler. Biz de getirdik, derneğimizde sergiliyoruz.